Evet, yani şimdi medüller kanserde cerrahi olarak bizim bakış açımız şöyle. Eğer medüller kanser tanısı konulmuşsa hastaya bir defa total tiroidektomi, yani tiroid bezinin tamamı çıkaracak. Ne tip olursa olsun, yani kapsül invazyonu olsun olmasın, önemli değil. Diğer taraftan daha önce de çok tartışılan bir konuyken bugün artık sonuca varmış bir durum gibi görünüyor ki biz de öyle davranıyoruz. Medüller karsinom tanısı olan hastalarda o taraf ve iki taraflı lenf bezi diseksiyonu, yani lateral boynun dış tarafında bulunan mutlaka yapmak gerekiyor. Santral lenf bezi diseksiyonu mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü yaklaşık %25 hastalığı baştan itibaren lenf bezlerinde tümör hücreleri var. Yani profilaktik dediğimiz koruyucu lenf bezi diseksiyonu mutlaka yapmak gerekiyor. Bunun yanında diğerlerinden farklı olarak tabii ki tedavilerinde radyoaktif iyot mesela çok etkili değil. Çünkü bu tümörleri radyoaktif iyotla ortadan kaldırmak önemli. Niye total yapıyoruz? Elbette ki tedavinin aşamalarında eğer gerekirse kullanacaksanız radyoaktif iyotun etkinliği olması için tiroid hormonunun kullanılması için, aynı zamanda tiroid bezinin tamamının çıkmış olması gerekir. Ama medüller kanserinin ileriye dönük bakıldığında diğer tümörlere göre daha agresif seyrediğini biliyoruz. Özellikle nöroendokrin MEN2B tipleri çok daha agresif seyrediyor. Ailesel olanlar daha hafif seyrediyor. Ama hangi hastada ne olacağını tabii çok iyi bilmiyoruz. Çok yakın takip etmek gerekir. Medüller kanserlerde eğer ailede red proton kojen pozitif çıkmışsa 5 yaşına kadar mutlaka o kişilerin 5 yaşına kadar yani ameliyat edilmesi gerekiyor. Diğerlerinde varsa yine ameliyat edilmesi gerekiyor ama hatta MEN2B olanlarda cerrahi davranış olarak söylüyorum 1 yaşına kadar ameliyat edilmesi gerekiyor. Tabii burada bir zorluk var. 1 yaşında 5 yaşında bir çocuğa tiroid ameliyatı yapacaksınız. Bunu anlatmak çok önemli. Çünkü bunlar zaten red proton kojeni pozitif olduğu için kanserleşecekler. O yüzden bunları da korumak gerekir. Tiroidin diğer tümörlerinden farklı olarak medüller kanserler çok ayrı bir sınıfa giriyor. Davranışlar oldukça değişik. Tedavileri de zor aslında. Çünkü yanıtları çok az. Cerrahi tedavi çok önemli. Mutlaka iyi bir cerrahi tedavi bulunmalı ama daha sonrasında kemoterapinin, radyoterapinin hemen hemen içeriği yok. Radyoaktif iyot da çok az etkili. Şeydeki tabii kemoterapi özellikle tirozin kinaz inhibitörleri kullanılıyor. O zaman işin içinde tıbbi onkologlar giriyor. Onlardan destek alıyoruz. Onların görüşlerine göre kullanılan bazı kemoterapik ajanlar var. Özellikle metastazlı olanları, uzak metastazı varsa örneğin işte mesela bir hastamızda pelvisin içine vardı yani leğen kemiği içinde vardı şey metastaz. Evet. Çok ilginç bir kalsitonin hep 2000'lerde, 3000'lerde, 4000'lerde seyrediyordu. O hastamız kullandı mesela tıbbi onkoloji konsültasyonuyla kemoterapisini aldı. Fayda da gördü ama tabii tümör dokusu tamamen kayboldu mu? Hayır. Çok büyük metastaz oranı olduğu için ama şimdi artık yeni versiyon kemoterapik ajanlar da giriyor işin içine. Yine tirozin kinazların yeni grupları falan var. Onlar kullanılabilir tabii. Yani rutinde gerekirse tıbbi onkologlardan destek alarak bunu kullandırıyoruz. Evet. Şuradaki farklılık ama önemli diye düşünüyorum. Örneğin iyi diferansiye kanser. Bir papiller kanser hastası. Bunun tedavisinde radyoaktif iyot çok etkili. Çünkü zaten normal tiroid hücresine benzer davranışta tiroid kanseri de. Siz eğer ona radyoaktif iyot verirseniz gidip hücrenin içerisine gidiyor, öldürüyor kanser hücresini. Kalmış olan vücutta. Metastazları da aynı şekilde etkileyebiliyor. Ortadan kaldırabiliyor. Ama medüller kansere geldiğimizde böyle bir etki yapacak ajan yok elimizde. Yok. O yüzden farklılıkları tabii, var. Tabii. Ondan özellikle bahsetmek istedim.